Ağabey bey binaları arasında biz kazı yaptık. Ağabey bey binalarının avlusunda orada Asur ticaret koloni çağına tarihlenen bizim Erhitit diye adlandırdığımız devirden bir tüccara ait ev kalıntılarına rastlandı ve orada eski Asurca yazılmış bir tablet açığa çıktı. Bu tablette Tamura adlı kişinin esir satın almasından bahsedilmekte. Ve şimdiye kadar Sivas'ta bulunan en eski ticari belge olması açısından ayrıca büyük önem taşımakta. O devirde mesela bir kişi eğer borç alıp borcunu ödeyemezse, yani o zaman esir düşebiliyor ya da karısı ya da kölelerini falan satmak durumunda kalabiliyor. Çok ufak bir tablet parçası. Yalnız ticari belge olması açısından çok önemli. Asur ticaret koloni çağında da Hititlerin Anadolu'da yaşadıklarını biliyoruz. O zaman yani Erhitit diyoruz. Yani tam Hitit İmparatorluğu kurulmadan önceki devre ait. O zamanlarda işte köle alım satımlarını belgeleyen tabletleri şeyde Kültepe'de çok fazla sayıda rastlandı. Sivas'ta da bulunması açısından çok ilginç. Onlar erken Hristiyan mezarları. Milattan önce 5. yüzyıla tarihleniyorlar. Biz bu o mezarlardan örnekler aldık. Karbon 14 tarihlemeleri yaptırdık. Ona göre milattan önce 5. yüzyıla tarihleniyorlar. Mezarlar genellikle doğuya bakıyor kafaları, gömülerin başlarının altına bir tane taştan yastık gibi bir taş koymuşlar, o şekilde desteklemişler. Mezarların çevresi genellikle iki ya da üç sıra halinde taşlarla örülmüş. 220'ye yakın üzerine mezar açığa çıkarıldı. Bunlardan 10 tanesi daha eski, geç Roma devrine tarihleniyorlar. O mezarlarda ufak tefek de olsa ölü hediyelerine rastlanıyor. Diğerlerinde Hristiyan mezarlarında yok. Bir de mezarların ilginç özellikleri, belli bir kısma çocuk mezarlarını, bebek mezarlarını gömmüşler. Orasını hani çocuklara ayırmışlar ve bu sene yapılan kazılarda çıkan bir mezarlardan birinde büyük bir ihtimalle bir kadın kucağında bebeğiyle gömülmüş. Bir mezar bulduk. İki kişi, biri kadın, biri erkek. İkisinin de kolları böyle birbirini gösteriyordu.